Evet, bu dersimizde önceki yaptığımız veri tabanı üzerinden nasıl link use sorgularını yazacağımızı öğreneceğiz. Önceden ne yaptık? Hemen şöyle kısacana bakalım. Bir product class'ı vardı. İşte bir kategori class'ı vardı ve de bunları kullanacağımız bir tane context dosyamız vardı. Bu veri tabanları arka tarafta gördüğünüz bir class'lar arka tarafta veri tabanını oluşturmuş. Şimdi bunlara ilk başta şöyle baktığımız zaman içerisinde bir bilgi var ama biz bunun üzerine bir bilgi ekleyelim. Yani select'i öğrenmeye başlarız. Ancak içindeki veri tabanı içerisindeki bilgi olmadığı için ilk başta insert'ten başlayalım. Şimdi oraya bir kategori eklediğimizi düşünelim. Nasıl yapacağız bu kategori eklemeyi? İlk başta kategoriden şöyle bir tane şunu oluşturalım. Ya da şu şekilde de yazabiliriz bunu. ID'sini boş verin. Şunun içerisine örneğin şöyle kategori 1 diyelim. Evet, daha sonra ne yapıyorduk? Şöyle bir tane şöyle bir context ekliyoruz. Şöyle. Neden şunu using şeklinde yaptım? Çünkü buradan süper parantezin sonuna geldiğimiz zaman şu kaynakların hepsini silsin. Otomatik olarak silsin istiyorum. Daha sonra burada yapmamız gereken entity nokta pardon db nokta categories'in üzerine bir tane oluşturduğumuz entity'yi ekliyoruz. Şöyle entity ekleyeceğiz. Daha sonra şuradan çıkmadan önce de şuraya bir save change yapıyoruz. Evet, şunu çalıştıralım. Evet, şuraya bakalım. Şunu bir yenile yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bilgi burada. Yani burada tek bir tane bilgi ekledik. Yani tek bir tane entity oluşturdum. Bunu da kategoriler tablomuza ekledim. Bunu liste şeklinde eklemiş olsak ne yapardık? Örneğin list kategori şöyle bir list diyelim. Şöyle. Listin üzerine ben şöyle new kategori deyip evet, şurada bir tane kategori listesi oluşturdum. Biraz evvel tek bir tane entity eklemiştik. Şöyle bir tane oluşturup bunun üzerine eklemiştik. Şimdi bu bir liste olursa bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir tane for each oluşturalım. Şu var kalsın burada. Şuraya bir değişken ismi veriyorsunuz. Şuraya listenin ismini yazıyoruz. Daha sonradan şunu alıp şuraya ve de şunu şuraya aktarıyoruz. Evet, burada yaptığımız şey bir tane liste oluşturduk. Listenin içerisinde 4 tane kategori var. Bunların hepsini veri tabanına eklemek için şunu da dışarıya alalım. Niye dışarı aldığımı söyleyeceğim. Bunun hepsini tek tek listenin içerisine eklememiz için bunu for each ile dönmemiz gerekiyor. Listenin içerisine her döndüğünde bu categories daha önceden veri tabanı içerisinde olan kategorilerin içerisine her bir entity'yi şuradan ekliyorsunuz. İsterseniz şunun ismine de biraz evvelki gibi gene entity diyebilirim. Fark etmez, değişken ismi o. Yani şu listenin içerisinden birincisini alıyor, şunun içerisine aktarıyor, onu da ekliyorsun. Daha sonra ikinciye geliyor, şunun yerine geçiyor, bunu ekliyor. 3, 4, bu şekilde hepsini ekliyor. Neden save change'i en sonda çalıştırıyorum derseniz burada. Ekleme işi bitsin, veri tabanında sadece yapılan 4 tane
işlemin bir anda veri tabanına gönderilmesini istiyorum. Yani her seferinde veri tabanına gidip gelmesin. Anlaşıldı mı? Bir kere gidecek, 4 tane kaydı ekleyecek o anda. Evet, bunu çalıştıralım. Daha önceden kategori 1 var. Bakalım şuraya. Şöyle bir yenile yapalım. Kategoriler tablomuza bakalım. Evet, bütün kayıtlar burada.